Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqul va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma'allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima'allamtena ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzuqna ijtinaba. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ الله عز وجل qilayotgan ibodatlarimiz husni qabul qilgan bo'lsin. Tazkiyatun nafs darslaridan navbatdagisi. Avvalgi o'tgan darslarimizni qisqacha takrorlab qo'yadigan bo'lsak, asosiy nuqtalari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man arafa nafsahu arafa robbahu." Kim o'zini tanisa, robbisini tanibdi. Boshqa hadisda aytilar: "Arjahukum aqlan ashaddukum hubban lillahi azza va jalla." Ichingizlarda aqli rojihroqlari Allohga muhabbati qattiqroqlari. Ya'ni kimni aqli pishib yetgan bo'lsa, u Alloh taologa muhabbati qattiq bo'ladi. Odamlar uch xil bo'ladi. Allohning mahluqotlarini tanigan odamlar, Allohning buyruqlarini tanigan odamlar, Allohni o'zini tanigan odamlar. Allohning mahluqlari haqida va Allohning buyruqlari haqidagi ilmni o'rganishlik bir xil. Kitob kerak, o'qish kerak, domla kerak, takror kerak, mutolaa kerak, ekzamen kerak. Mana shu ikkala ilm o'rganishlik yo'li bir xil. Va mana shu mehnatni qilgan odamga mana shu ikkita ilm kallasida natijasi qoladi. Ammo Alloh taoloni o'zini tanitadigan ilmni o'rganishligini birodarlar yo'li boshqacha. Chunki Alloh laysa kamitslihi shay'un bo'lgan zot. Hech bir narsa Allohga o'xshamaydi. Alloh hech narsaga o'xshamaydi. Modomiki shunaqa bo'lgandan keyin Allohni mahluqotlarini tanitadigan ilm bilan Allohni o'zini tanitadigan ilm ham bir-biriga o'xshamasligi kerak. Mana bu birinchi ikkita ilmni yo'li bir xil dedik-a, sanadi kitob, domla va hokazolar. Ammo Allohni tanishlik uchun Imom G'azzoliy nima dedi? Jahid tushahid. Jiddu jahd qil, mehnat qil, nafsini qiyna, nafsini mehnatga sol, shunda ko'rasan. Tushunalingmi? Birinchi ikki tilimni o'rganishlik faqat zehni zo'r, xotirasi mustahkam odamlar uchun. Hammani ham zehni zo'r emas. Demak, bu shariy ilmlarni yoki dunyo ilmlarini o'rganishlik hammaning qo'lidan kelmaydi. Ammo Allohni qarangda ajib. Allohni tanitadigan ilmning narxi baland. Lekin bu hammaning imkoniyatida. Nafsingiz xohlayotgan ishni teskarisini qilasiz. Shariat taklifotini nafsingiz xohlamayotgan bo'lsa ham qilasiz. Kekirdaydan o'sha sizning nafsingizni turasan mada deysiz, ini Alloh taolo sizga o'zini nurini soladi qalbingizga. Yana qaytarib aytaman. Allohning mahluqotlari haqidagi ilm, Allohning buyruqlariga haqidagi ilm, bu ilmlarni o'rganish yo'li bir xil va buni hamma ola olmaydi, zehni har xil. Alloh taoloni tanitadigan ilm, bu ikkala ilmdan baland, lekin bunga hammaning imkoniyati bor. Kim jonini ko'proq riyozatga solsa, kim nafsini ko'proq sindirib tursa, shaytonning boshini qayirib tursa, shariatni ramkasida turadigan bo'lsa, mana shu bandaga Alloh taolo agarchi odam Qur'onni zo'r o'qiy olmasa ham, 10 mingta hadisni bilmasa ham, shariy ilmlarni zo'r o'rganmagan bo'lsa ham, Alloh taolo berib yuborar ekan shu narsani. Allohning rahmatini, adolatini ko'ryapsizmi? Agar Allohni tanitadigan ilm ham zehnga muhtoj bo'lganida, qancha odamlar bu ilmdan bahra ololmay qolgan bo'lar edi. Aytiladi, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning so'zlari shariat. U zotning fe'llari tariqat, holatlari haqiqat. Yangi so'zlar. Tariqat va haqiqat. Nima bilamiz bu haqida? Rasulullohning so'zlari shariat. Nimani buyurgan bo'lsa, u narsa shariat. Nimadan qaytargan bo'lsa, u ham shariat. Nimani taqrir qilgan bo'lsalar, u ham shariat. Nimani ustida sukut qilgan bo'lsa, bu ham shariat. Masalan, ana shu g'azovatlarning birida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldida kalta kesadi pishirishdi.
keltekese içki emerdiğimiz, şunu pişirişti. Resulullah güzel çıkandı da kolunu tutturup, ne bu dediler. Ama ne kadar içki emerdi gene de kolunu tartıvadılar. Şunda Halid ibn Velid, ahramun huva ya Resulallah, haram mı de gene de, yok, bizde bu nasıl yiyilmedi dediler. Yani bu da gene, yoriler de gene, bana şeyim şeriat buladı. Resulullah inlemegen olsa, kısa bol olab de gene. Şeriatta kaysınasa men kılınmegen olsa, şu mubah de gene. Çünkü anladın mı? Şeriatta, bana onarsa yok idi şeriatta. Mesela svitafor yok idi. Svitafor yok idi, samolyot yok idi, telefon yok idi, yok idi. Payda oldu. Bu mubah değil adı. Madem ki bu nesane haramlığı dalillerden sıbatlanma günü için. Resulullah'ın fiilleri tarikat. Buradalar tarikat bilen şeriatta farkı var. Ne mi o? Şeriatın alımı var, tarikatın alımı var. Şeriatın alımı senge Resulullah'ın namazı kandı bugünlüğünü, namazının keyfiyetini aytıp beradı. Kandı okuyan, neçe reket okuyan, rükuda kandı turgan halatı, kıyamda turgan da nimanı okuyan, namazda farzı, şartı, vacibi, sünnetini bayan kılıp beradı. Bu, namazının suratını sizge bayan kılıp beradı yan adam, şeriat alımı buladı. Endi tarikat alımı için, onu bana örgütledi senge. Biz hazır şu şeriat değil örgendik. Tarikatta, tasavvufta, hakikatta örgenmedik. Biz şunu örgen mahçımız buradalar. Bana şu dersimizden közlegen maksatımız şu. Tarikat alımı, Allah tomonidan senge bir keramat berilişi için nima qilishin kerakligini o'rgatadi. Allah'ın amrida mustaqim bo'lishin lazım deydi. Ko'zingni haromdan tiy, qorningni harom shubhali luqmalardan saqla, seni istiqomaga buyuradi. Mana shu tariqat ulamolarining ishi. Shuning uchun namozga kelayotgan odam qarasiz, namozini shakli surati juda ham zo'r. Tahorati chiroyli oladi, o'rgangan. Rükû sacdaları onlıda, örgengen. Kıraatı, tasbih tahlilleri onlıda. Namazının suratı zor. Namazının suratı zor. Lekin tarikattan, kalp terbiyesi, nefs terbiyesinden bir haber boğanlık için neçinci rakette turgan esinden çıkıp oladı. Şunun için namazda gözümüz yaş kemiydi. Şeriat ilmi, amellerini, taşkı görüşünü örgatadı sizge. Tarikat ilminin alımı sizi nafsizi ibadetini, nafsizi terbiyesini örgatadı. Biz şunu örgatmakçımız. Demek şeriat, tarikat, üçüncüsü hakikat. Resulullah'ın halatları hakikat. Allah Ta'ala'nı tanışta birader bir halattan ikincisine ötüşeyin. Bir mertebeden ikincisine köçeyin. Bir manzilattan keyingi manzilat yükselişin hakikat ulamalarının ihtisasıdan. Saddaraqla aysam, ol müşlaşı oynar edin. Kim bilendir? Aytişar edin, müşlaşı müşlaşı biter edin. O bir halatıdır. Eğer sen şeriatı örgendin, tarikatı örgendin, şimdi hakikatke kegen bulsan, bir puanı kötülgenden ki, senge gudur gudur kılıp, soysa mı diye karab durup, inlemeye kötü adıyan bu kalasın. Boyan mı şunarsa bir amatta hayatınızda? Aval şunada bittesiydiz. Kırkışıp, tartışıp, sökünüşerdiz. İmam Gazali aytdi, cahid tu şahid. Canini qiyna, nafsini qiyna, mehnat qıl, küç sarpla, keyin ko'rasan. Demek, ilim alış üçün kitab, muallim, kıraat, takrar lazım boladı. Allah Ta'ala'nı tanışge ise, istiqama, dinde mustaqim turuşni kereyi boladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler, şeyyebetni hud ve ahavatuha. Meni Hud surası ve onun ayetleri karıtıp yubardı. Hakikaten Hud surası çıkandıdan keyin Resulullah'ın şahsiyeti de karılık alamatları bir tanege payda bola başladı. Saç sakalları, ahlar kirdi. Karıyekkeni körünüp kaldı bir kısa müddette. Resulullah vefat ettiler. Uzat Rafiqul Aloya hicret kigenlerden keyin sahabelerinin birini tüşüge kirdi. Şu hadisin şahlarda keladi. Haligi sahobi so'radi, "Ya Rasululloh, siz meni Hud surasi va uning oyatlari qaratib yubordi degan edingiz. Qaysi oyatni qaratuvdi sizni?" deb so'raydi.
Resulullah cevap verdiler. Fastaqim kema umirta ayata. Bas ey Muhammed Aleyhisselam, siz özünüzge büyürülgeni dek doğru yolda bulayın ayata. Sizge büyürülgeni dek mustaqim bulayın, doğru yolda durayın degen ayat düşken de Peygamberimiz büyürülgeni dek mustaqim tural yapmam mı degen gambinan Resulullah karıp getkendiler. Allah buyurgandek mustaqimlikka qancha yaqin kelsangiz, shuncha darajasi ko'tariladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Kafa bil mar'i ilman an yakhshalloh va kafa bil mar'i jahlan an yu'jaba bi ilmihi." Bir odamning Allohdan qo'rqayotganligi u uchun yetarli ilmdir. Kishi Allohdan qo'rqyaptimi? Demak, ilmi bor. Allohdan qo'rqyaptimi? Ilmi bor. Özünün ilmi bilen havalanışı ise onun cahilliğine kifayedir. Talibi ilim, ilimde rivojlanıp, ilimde özü bar uğradı, ta ki özünü talibi ilim ekanligini etiraf kıptırsa. Biz hala talibi ilimimiz, biz hala köp okşumuz gerek dese, ama men alimman dese, öşkünü cahilliği yanık oladı. Biz ilimde özü oramız, madem ki özümüzü talibi ilim ekanligimizi tan olsak, ilmimiz köp masligini tan olsak, hali köp okşum kere degen etiqat kalbimizde tursa, demek biz talibi ilimimiz, biz özü yapmız ilimde. İmam Gazzali'nin sözlerinden, Allah hakkıdaki ilimnin narhı baland, neticeleri ise yüksek ve güzeldir. Bana şu kulasalardan bittesi. Allah hakkıdaki ilimnin narhı baland, lekin neticeleri özün gereşe yüksek ve güzeldir. Bir adam ilim izleydi, kitap okuydu, tınımsız harekette ama masiyette mukum. Haligen yiydi, haligen içedi. Bu adamda hatırası küşlü, zakavatı müstahken bu adam. Okuyanını yakışı düşünedi, islap kaladı. Bu adamda kendileri ilim var. Ama bu ilim narkı arzan. Ama bu ilimnin narkı arzan. Çünkü narkı okuş, tekrarlaş, yatlap alış. Şu mudur bu ilimde narkı? Demek ki narkı arzon eken. Ama Allah'ını sizge tanıtadığın ilimde narkı baland boladı. Onge köp mehnet kılıçlık gereği boladı. Eğer biz Allah'ını tanışını halasak yok, lakin günah masiyatlarda üstte durgen bosek, şahvatlarımızdan keçamayken bosek, bu eşik biz üçün yapık. Allah'ını bizge tanıtadığın ilimnin eşiki bizge yapık. Eğer günah masiyetten tiyil almayken bosek. Bu eşike yakın kirişlik izin verilmiydi. Allah Ta'ala'nın nuru bizi kalbimizge verilmiydi. Kalbimizge tecelli kimiydi. Kulasa, şahvatlardan vazgeçemiz, cilalimiz, nafsımızı tazeleyemiz, şundan keyin, estağfirullah, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Dar hakikat mumullar necat taptılar. Etti ki, nafsını tozalayımız, nafsını boğamız, havayı nafsından kaytaramız, şunda Allah eti yaptı, dar hakikat mumullar necat taptılar. Kaysılar, kaysı mumullar. Ular namazları da korku ve ümit bilen boyun eğücü kişilerdir. Ular beyhuda, faydasız söz ve amellerden yüz ögürüşü kimselerdir. Lağvdan özünü uzak kıyan. Lağv ne mi? Allah'tan başka hemen ise lağv deyildi. Allah'tan başka hemen ise bekarçılık deyildi. Keçesi uklamasından futbol tamaşa kılıç lağv. Çünkü onda hiç kanaka size Allah'a yakın kıladığı işi yok da. Sizi Allah'a yakın kıma yaptım her şey iş. Sizi Allah'a yakın kıma yaptım her şey söz. Sizi Allah'a yakın kıma yaptım her şey bahs. Demek haması ne meyken? Lağı bekerçi nasıl yiyken? İçtiğimi manaka babı da Avrupa'da. Şimdi futbol manaka bularken. Oturup bir saat somarda bahs kıladı. Hop bahs tügedi. Bana şu bahsinin neticesi sizi Allah'a yakın kıldı mı? Demek lağı varken ha? Ben haliki mektabımızı Koraoğlu Pazıl Tağar ayeti verdim ha? Hüttü o şeyde bana. Yüz gekirgen adam, bitti sistemi payda bulup yoğup getişçe kördü. Yüz yıl yaşayan adam,
Sırada yapırken yapılar Hamas bekarçı diye yaptı da. Üçüncü ayet yaptı. Kim necat taptı? Namazda korku umid bile namaz okuydu. Ve lağvdan ne makaladı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. At-tahuru şatrul iman. Paklik imanın yarmıdır. Paklik imanın yarmıdır. Paklik degen de biz fakat yine cismani paklik de tasavvur kılamız. Taharat degen de biz şu namaz için kılınadigen amel mahsus azalarını yuvuşlik. Şimdi İmam-ı Gazzali kandı şüngen şu hadisine. İmam-ı Gazzali köp takirallemen bu yapımı. İnsanın psikolojisi hakkında, insanın içki dünyası hakkında en köp ve en doğru yapırken oğlum. İmam-ı Gazzali bana şu insanın nafsı, ruhaniyeti, psikolojisi hakkında bunca ilimki kandı egebi oldu. Kariyeler acayip de. O kişi özünü zamanındaki müştahitlik makamı yeterdi. Şer'i ilimlerini mükemmel örgenedi. İlim düşke böldü ya. Şeriat, tarikat, hakikat. Şeriat ilmini mükemmel örgenedip müştahit boladı da 10 yıl terk-i dünya akıladı. Mescitten çıkmıyordu. Ders vermiyordu. Fakat özüne nafsını riyazatı bile şugulanadı. İtikaf oturadı 10 yıl. O burungi Ramazanlarda ötkenmiz İmam-ı Gazzali'nin dersini eşitip oysayla boladı taftırıp. Mana şu 10 yıl özünü canını kıynadı. Yaşı avukattan, daimi uykudan, ziyafetlerden, adamlarda mezhebi mezhe suhbetlerden, dünyadan, terk-i dünya kılıp üzülgenden keyin, nafsını kekirteyden, şunu üşegenden keyin, Allah bu kişiye başkalarına açmagan ilimini açtı. İnsanın şahsiyeti, ruhiyat hakkındaki ilimini mana şu kişiye verdi. Canını kıynadı yine aldı. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu vafatını aldı da Osmanlı'dan fankirdi ziyaretiye. Falan şehir aylık izi amadiz devletten şu devletli aylık izi alın degene de ben keti yapmam dünyadan deydi. Ha kızlar izi kaladı dese ha kızlarımge fakirli yetişten korkasın mı? Ben kızlarımı örgütü koyayım ben. Her keçe Vakıya suresini okusa onlar ki fakirli yetmiydi degen hadis değişkensiler. Her günü vakıyanı bir ay okuyansılar. Bir yıl okuyansılar. Karasız kemçilik tüyeme yaptı. Kim? Şu hadis zayıf rak şekli. Çoğutta bir yıl okusayam umumiye fakirlik. Değil mi? Siz Allah Teala size hemme dünyadaki gamlarınızı özünün zimmesine alıp koyuşluğunu şu vakıya suresini okuyuşluğu bilenle bobketer de öyle odiz mi? Vakıyanı hatın üstünde okuydu, siz köşede yürüpsiz, mezhebi mezhebi lağı bilen. Onu kabul miydi birader? Allah da Allah kalbimizde sakinet, hatırcamda düşürüşünü hal yapsın mı? Bu canlı kıynaş gerek. Bu canlı tozalaş gerek. Bu canlı ne makılış gerek? Mihnetke salış gerek. Bana duanı 10 mimette okusa kembeğalli ketedi, karzıdan kurtulası, fakat dua kıladı oturalım. Bir ay çıkmasından dua kıladı. Lekin televizyonu gördü. Telefonda yatadı. Mezhebimiz işledi kıladı. Günah masiyetten çıkmaydı duadı kılı oradı. Şimdi şunu yapsınlar mı ne ki bizi dualarımızı icabı doğma yaptı. Kulaz canlı kıyneyesiz. Hala mı ediyorsunuz ki mecbur kılarsınız? Şeriat büyürgen işlerine kendi kütasız. İmam-ı Gazzali bana şu hadisin şarkıda ayıtadı ki paklik törkülü buladı. Paklik imanın yarmıdır dedim Peygamberimiz. Birinci derece cesedini pak saklıyorsan. Necasattan, napak narsalardan. Mumun maddi manada pakize buladı. Cesedi taza buladı. İkinci manası. Azalarını günah masiyetten saklıyorsan. Közini, tilini, ayak kolini. Paklik imanın yarmıdır. İkinci manası şu. Üçüncüsü. Ahlakını taza kılasan. Yaman hukuklardan. Kibirden, hasattan, yine güdurattan, gazaptan. Gıybetten. Dördüncüsü, Allah'tan başka hemen arsanı kalbinden çıkarıp taşlıysan. Kalbinde fakat Allah buladı. At-tahuru şatrul iman. Paklik imanın yarımı değildi. Müslümanda cesadı taza buladı. Azaları günahlardan taza buladı. Ahlakı taza buladı. Hem de kalbi taza buladı. Kalp
Alloh taolo nazar qiladigan bizning a'zoimiz. Alloh taolo sizlarga suratlaringizga, jasadlaringizga qaramaydi, lekin qalblaringizga qaraydi, amallaringizga qaraydi deydi. Bir odam Ka'bani tavof qilar ekan duo qilyapti. Ey Alloh, mendan rozimisan? Shunda haligi odam orqasida kelayotgan bir kishi, ey birodar, Robbiz sizdan rozi bo'lish uchun siz ham Robbizdan rozimisiz dedi. Haligi duo qilgan odam, siz kimsiz deb so'radi. Orqada turgan odam, men Muhammad ibn Idrisman dedi. Kim edi bu kishi? İmom Shofiy edi. U kishi qanday qilib Allohdan men rozi bo'laman? Axir men uni roziligini istab yurgan bo'lsam dedi. İmom Shofiy javob berdi. Ne'matga xursand bo'lganingdek, musibatga ham xursand bo'layotgan bo'lsang, demek sen Robbingdan rozi ekansan. Xursandchilik kelganda alhamdulillah, alhamdulillah deb rozi bo'ldingiz. Endi ozgina musibat kelib qolsa, jazavaga tushayotgan bo'lsangiz, demak siz Allohdan rozi emassiz, demak Alloh ham sizdan rozi emas. Bizni shikoyat qilmagan kunimiz yo'q-a? Hayotdan norozi bo'lmagan kunimiz deyarli yo'q. Albatta nimadandir norozi bo'lib turamiz. İmom G'azzoliy aytdi-ku, Allohni tanishga olib boradigan ilmni narxi juda baland, qimmat bu ilm, lekin natijasi yuksak va oliydir. Narx juda ham baland, birodarlar. Ammo o'sha narxni to'lay olsak, mukofot shunga yarasha bo'ladi. Hamma shahvatlarni tashaymiz oyog'imiz tagiga. Aytamizki, Parvardigor, yolg'iz o'zing meni maqsadimsan. Meni yolg'iz talabim seni roziliging. Umumiy g'oyani tushundinglar-a, birodarlar. Jonni qiynash kerak ekan. Ko'zni tiyish kerak ekan. Tilni tiyish kerak ekan. Sunnatni o'qish kerak ekan. Tasbihni aytishni kerak ekan. Qalb faqat Alloh bilan ovora bo'lishi kerak. Shunda inni ko'rasiz. Jahid tushahid. Joningni qiyna ibodat bilan, shariat bilan. Shundan keyin ko'rasan. Alloh taolo Qur'onda aytadi: Astaydu billah. İnna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Albatta Alloh mu'minlarning jonlarini va mollarini sotib oldi. Nimani barobariga? Jannat barobariga. Juda ko'p oyatlarda mollari va jonlari bilan kurashadilar deydi. Bu oyatda jon moldan avval aytildi. Ayting, agar sarf qilishlik kerak bo'lsa, pulni sarf qilishlik osonmi, jonni sarf qilishlik osonmi? Molni sarflash albatta nafsni sarflashdan oson bo'ladi. Shuning uchun inson yengilini qilishlikka harakat qiladi, lekin ikkalasini ham qila oladi inson. Bitta mana shu oyatda nafs moldan avval zikr qilindi. Asl narsa shu. Nafs moldan qimmat turadigan narsa. Shuning uchun eng katta sahovat qaysi sahovat desa, mol sarf qilinayotgan sahovat emas. Jon nafs qilinayotgan sahovat. Nafs bilan qilinayotgan. Hasharga aytadi. Akangiz, ukangiz, qarindoshingiz. Shunda kelib o'z ishlashingiz bu nafsning sahovati bo'ladi. Mardikoy zo bozorga borib turib, o'sha 2000 so'm qo'liga pul berasiz, kechgacha ishlaysan desa, olib kelib qo'yasiz. Aka, meni jini ishlarim ko'p edi. Undan tashqari bu yerga kelsam ham ko'p ham ishga yaramayman men. Undan ko'ra mana ishni qiladigan ikkita odamni olib keldim deysizda, zo'r ish qilgan bo'lasiz. Shunda sizni hasharga aytgan odam uchun o'zini turgani yaxshimi-da, ishlamasa ham? Yoki mardikorni olib kelib qo'ygani yaxshimi-da? Sizning yuzingizga shunaqa qilishdi. Qasmisiz yaxshi edi sizga. U sizni qadrlagan uchun keldi-da. Muhimi keldi, ishini tashab keldi. Sizni qadrlagan odam siz uchun vaqtini ajrata oladi. Sizni qadrlagan odam siz uchun vaqtini topib keladi. Bir odam o'zini qandaydir ilmiy sohasida professor bo'lmoqchi. Erishmoqchi xolos shu martabaga. Ammo u maqsadiga olib boradigan hech narsani qilmaydi. Uyquni kanda qilmaydi. Doim o'yin kulgi, ulfatlar bilan osh-go'sh, bemaza gap so'zlar, suhbatlar, telefon, o'yin kulgi. Maqsad nima edi? Professor bo'lish edi. Ammo professorlikka olib boradigan bironta ishni qilmadi. Bu professor bo'ladimi?
Bo'lmaydi. Bular da hammasini tashlaydi. Keragicha uxlaydi, keragicha yeydi, ulfatlardan voz kechadi, kayf safodan voz kechadi, jonni qiynaydigan professor bo'ladi. To'g'rimi? Dunyodagi bitta martabaga erishishlik uchun shuncha mehnat qilish kerak bo'lsa, Al-Malikul Muqtadir bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning huzurida bir maqomga, martabaga erishishlik uchun qancha mehnat qilishimiz kerak? Dunyoda sportmenlar kattaroq bir chempionatga, turnirga qatnashganda uydan olib ketadi. Bir oy, ikki oy xotiniga ko'rsatmaydi. Bola chaqasiga ko'rsatmaydi. Faqat fikr, zikr nima bo'lsin, trenirovkada bo'lsin deydi. Bitta medalga ega bo'lishi uchun, chempion degan bir unvon uchun. Endi Allohning huzurida martabangiz baland bo'lishini xolasiz, joningizni qiynashingiz kerak emasmi? O'shada faqat duo qilamiz, bu yerda hayot bobbagida ketaveradi. Yo, birodar. Seni uyingda faqirlik tugamaydi. Seni uyingda baraka bo'lmaydi. Joningni qiynamaguningcha. Mehnat qilish kerak. Bu martabaning narxi baland. Hamma rag'bat xohish istaklarni oyog'imizdagi tashlaymiz. Vaqtimizni hammasini Allohga sarflaymiz. Shunda shu martabaga erishamiz. Ey sayyidim, moldan zakot qancha beriladi dedi. Uni sayyidi javob berdi. Sizlardami, bizdami dedi. Bu kishi so'rayapti, "Ey sayyidim, sizlarda degani nimasi-yu, bizda degani nimasi?" Sayyidi javob berdi ustozi. "Sizlarda molning 40dan biri zakot qilib beriladi. Bizda esa, bizda banda o'zi ham, uni moli ham sayyidiniki bo'ladi" dedi. Aytdi-yu, "Alloh jannatni sotdi ularga" dedi. Nimani evaziga? Nafsini va molini sarf qilishni evaziga. Allohga topshirasiz o'zingizni, qarab turasiz. Molingiz, kuch-quvvatingiz, vaqtingiz, imkoniyatingiz, o'y-fikringiz hamma-hammasini Allohniki deb bilishingiz kerak bo'ladi. Imom G'azali aytdi, Allohni tanitadigan ilmning narxi baland, lekin shunga yarasha natijasi ham yuksak, go'zal bo'ladi. Agar faqatgina Alloh taoloni amru nahisini, dalillarini, qoida usullarini, ya'ni shariy ilmlarni o'rgansang, bilsang, hamma savolga javob beradigan darajada bir olim bo'lsang-u, ammo harom xarishdan o'zingni to'xtatmayotgan bo'lsang, nafsingni majbur qilmayotgan bo'lsang, Allohning bir hukmiga, oldingdan bir ayol o'tib ketayotganda ko'zingni to'ldirib oxirigacha tikilib turgan bo'lsang, bu juda ham bir g'arib holat. Sen Allohning buyruqlari haqidagi ilmda o'rganibsan, lekin Allohning o'zi haqidagi ilmdan g'ofil qopsan. Shuning uchun, birodar, agar Allohga osiy bo'layotgan bo'lsang, Allohni hali tanimabsan. Qilgan gunohingni kichkinaligiga qarama. Kimga jur'at qilib gunoh qilayotganingga qara. Agar Allohni rost ekanligiga taniganingda gunoh qilgan uyalar eding. Mana birodarlar, payg'ambarimiz aytadilar, "Kafa bil mar'i ilman an yakhshalloh." Kishining Allohdan qo'rqmoqligi, ya'ni qo'rqayotganligi u uchun yetarli ilmdir. Natijalari yuksak va go'zaldir. Mana siz nafsingizni qo'lingizdan kelgancha majbur qildingiz mana ishlarga. Nafsni jilovladingiz, ko'zni tiydingiz, quloqni tiydingiz, g'ibatdan tiyildingiz, o'zingizni majburladingiz. Endi o'sayotganingizni qadam bilasiz. Yaxshi savol. Endi belgisichi? Inson buni qanday his qiladi? O'zini yuksalayotganligini qanday his qiladi? Bitta misoli bor. Agar sen dunyo parast odam bilan o'tirib qolsang, uni tubanligini ko'rasan. Aqlini kaltaligini, bema'ni narsalar bilan ovora bo'lib qolganini ko'rasan, xudbinligini ko'rasan. U odam bilan o'tirishni xohlamaysan, tubanligini ko'rishni boshlaysan. Yomon ko'p gapiradi mana shu odam deysiz. Bir yil burun sizdan shunaqa edingiz. Teppa-teng aytishar edingiz. Teppa-teng futbolda bahs qilar edingiz. Teppa-teng siyosatda tortishar edingiz. Bunday o'ylab qarasangiz, u bari nima ekan? Ke qo'y. Eshitdingizmi? Yo'q, eshitmadim, kerak emas. Oysha onamiz roziyallohu anhoni mana hodisatul ifkda zinoda ayblashdi munofiqlar. Musulmonlar o'rtasida bir oy gap tarqab yurdi. Shunda Abu Ayyub Ansoriy uyiga kirganida Ummu Ayyub aytdiki, "Ey Abu Ayyub, odamlar
Ayşe bilen Safvan hakkında yapırken gap de eşittiniz mi? Yani şöyle zina okul diyen gap tarkap koyanıdı. Tohta dedi. Tohta. Sen şu iş tıkılar mıydın dedi. Ayalıya. Yok, kımastım dedi. Men şu iş tıkılar mıydım dedi. Allah saklasın dedi. Ayşe senden yakşı. Safvan benden yakşı dedi. Ana biraderler, Allah Teala şunu etti. Mumlar şunu dedi, işte bu mas mıdır dedi bana Nur Suresi de. Köçeden geldiniz, işittiniz mi dedesi? Tohta hatın, menge kereyemiz şu hazır. Yo menge kereyemiz, koy yapırmayı koy olur. Menge tek işliği olmasa yapırmayı koy olur. Allah'ını tanıtadigen ilimle alış için itaatta buluş, mihnet, infak, sarf lazım buladı. Al-imanu iffatun anil matami'i, iffatun anil maharimi. İman ne mi? İman tamalardan iffatli buluş, men kılıngan narsalardan iffatli buluş. Tamadan uzaksan, günahtan uzaksan. Umar al-Khattab raziyallahu anhu halife obdurarken safarlarını burada, ana şu sahrada koy hayda yürgen çöpange düş geldi. Meşgul kısa. Haligi çoponni bir sinashlik uchun qo'ylardan bittasi menga sotmaysanmi dedi. Qo'ylar meniki emas, qo'ylar sayyidimniki dedi. Sotaver, pulini olasan. A, qo'yda o'lib qoldi deysan, yo bo'ri yeb ketdi deysan dedi. Haligi chopon aytdi. Vallohi menga pul juda ham zarar hozir. Agar bo'ri yeb ketdi desam, sayyidim ham ishonadi. Ammo Allohchi dedi. Hiç kim gibi bildirmezden o şu $1,000 çıkarıp aldınız ortadan. Hiç kim bilmedi yorgun yapırken izi. Kim bilip oturup da ayetin. Hiç kim bilmedi. Raspiski ogeni yok. Diktafongi yazı ogeni yok. Siz bilen Allah ortasındaki sır. Şunda Allah'dan korkup avarıp bir alı yapsın mı? Mübarek olsun. İmanınız bereket. Ben aşı imanını cevharı imanda aslı. Mumaradan şunu bir adı kete oradı. Bu fakat mumunlar ortasında buladı işte Nuri. Muzaharaba gel biznes kılasız. Bura $10,000 verdiniz, biznes kıldınız da payda bulmadı diyoruz. O kadar mı buladı o? Onun için muzaharaba fakat ikide mumun ortasında buladı gen muamele. Allah'dan korkmayan adam bile muzaharaba kıba mıydı? Muzaharabanın pulu küyüp geçse mehnet kıyan. Şimdi ise tölen miydi? Pul diye geçse pulu küyüp kalı orada. O fakat ikide mumun ortasında buladı o. Allah'ın emrinde müstakim bulgen kişi yine imanlı lezzetini tatıydı. O barı bir adı da meze kıradı. Çünkü şeytan nümedi yatıldı. Bir iki yüzünü akı aldı yatıldı. Kanan bile verdi mi dese verdi deysen sana oturamadı dedi. Şunda 200 diye mamasından 1000 de o barı verdiyiz. Meze kılasız. Nüme kala aldıyız nefsizi. Şunda yenge aldıyız, sindir aldıyız. Demek Allah'ın emrinde müstakim bugün bende yine imanda lezzetini tatalıydı. Şimdi Allah'a ikbal kımayan adam bu imanda lezzetini mekanı yine tatımıydı. İmam Cüneyt'ten soraldı. Allah'ın velisi kim? Allah'ın dostu. O su dostu yürüp getirdiğin ya ki havanı basıp basıp tevge kötülüp getirdiğin adam mı? İmam Cüneyt cevap verdi. Sen onu emr ve nahi üsulde tapasan. Mana şu insan hakiki velidir. Farzını başaradı, günahdan tiyiladı. Dünya ilimlerini öğretiyordun. Camiyeler tolu yatıptı buradalar. Fizikini, matematikini, başka ilimlerini. Bana şöyle öğrenirken dünyavi ilimleri eğer insan haklısa onge Allah nesnet adıgan ilim buladı. Yeryüzündeki her bitti ilim insange Allah'ın tanıdığı adıgan bir eşiği buluşu mümkün. Elbette buna sana maşallah talib ilim haklıyken bulsa. Allah'ın buyrukları hakkıdaki ilim ham şuraya muhtaç oladı. Madrasaya, muallimge, takrarlaşge, sınavge, imtihange. Onların neticesi miyede kaladı. Kulasa, insan bir nesane haramlığını bilip durup hem kılıyken bulsa, bu adam Allah'ın emrini tanıptı, lakin Allah'ını tanımaptı. Eğer bir bende Allah'ını buyruklarını tanıp durup, öşü günahtı kılıyken bosa, şeriatını hükümlerden haberdar buldu, lakin Allah'ın kimliğinden haberdar bulmadı. Allah Azze ve Celle barçalarımızı şeriatına hem, tarikatına hem,
haqiqatni ham ilmini o'rganigan solih bandalardir.